Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, AKP, CHP, MHP ve BDP'nin anayasadan Türk sözcüğünü çıkarmaya çalıştığını vurguladı. Türk milleti için yapılan anayasada Türk sözcüğünün zorunlu olarak yer alması gerektiğini belirten Hikmet Sami Türk, "Siz kimin için anayasa yapıyorsunuz?" diye sordu. Annelerin şehitler için gözyaşı dökmesine neden olmamak için bir çözüm yolu elbette araştırılmalıdır ama bu çözüm yolu Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü içerisinde bir çözüm olmalıdır. Mecliste yürütülen anayasa çalışmalarına bir tepki de eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ten geldi. Türk anayasadan Türk sözcüğünün çıkarılmak istendiğinin altını çizdi. Meclisteki uzlaşma komisyonunda iktidar partisi Kürt kökenli vatandaşlarımıza, daha doğrusu onlar adına ortaya çıkanlara bir ödün olmak üzere Türk sözcüğünü vatandaşlık tanımında kullanmak istememektedir. Türk sözcüğünü kullanmamak için Türkiye vatandaşlığı ya da Türkiye'lilik gibi bir takım kavramların gündeme getirilmesi hayret verici bir durumdur. Hikmet Sami Türk, "Siz kimin için anayasa yapıyorsunuz?" diye sordu. Neredeyse bu milletin adını telaffuz etmekten çekiniyoruz. Sormak gerekir bu insanlara, siz hangi millet için anayasa yapıyorsunuz? Türk milleti için anayasa yapıyorsanız elbette bu milletin adı anayasada geçecek. Milli bayramların da unutturulmaya çalışıldığını ifade eden Türk, Atatürk Türkiye'sine sahip çıkalım çağrısı yaptı. Türkiye'de şöyle bir uygulama var. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya çıkışından, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da toplanmasından, 30 Ağustos 1922'de İstiklal Savaşı'nın büyük zaferle sonuçlanmasından, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilanına kadar giden süreç içindeki bütün milli gurur günlerimizi unutturmaya yönelik bir tutum var. Biz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmalıyız. Onu daha ileri götürmeliyiz. Yoksa Cumhuriyet'in kutlanmasına engel olmak son derece hayret verici bir şeydir.